Evet. Sevgili takipçilerim, merhabalar herkese. Sorularınız varsa onları yanıtlayacağım. Yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca. Selam Gökhan'cığım. İdrar yolları enfeksiyonu böbreğe geçerse bebeğe zarar verir mi? Pielonefrit demek idrar yollarının böbreğe geçmesi. Eğer ateşli bir enfeksiyon söz konusu olursa erken doğuma veya erken gebelik haftalarında düşüğe neden olabilir. Ama genelde çok ciddi belirtiler verdiği için erken dönemde saptanır ve tedavi edilir. O yüzden İdrar kültürü çok önemli bu arada. Gebeliğin başında ve sonlarına doğru idrar kültürü yaptırmak ve gizli bir bakteri enfeksiyonu varsa onu tedavi etmek önemli. Çatı muayenesi oldum. Biraz acıyınca doktor emin misin normal doğuma dedi. Beni teşvik etmedi. Bilemedim. İki dış gebelik geçirdim. Şimdi kese göründü. Demek ki dış gebelik değil ama bebek görünmedi. 5 haftalık hamileyim. Biraz daha bekleyeceksiniz. Epidural doğumu önerir misiniz? Hem normal doğumda hem de sezaryenle. Sezaryenle gerçi artık daha çok spinal yapılıyor ama öneriyorum tabii ki. 30 haftalık hamileyim, gün içinde saatte bazen 4 daha fazla ağrısız kasılmalarım oluyor. Karnım toplanıyor. Erken doğum belirtisi mi? Braxton Hicks kasılması. Braxton Hicks kasılmaları yalancı doğum sancıları oluyor. Bunlar rahim ağzını açacak kadar yeterli sancılar değil. O yüzden genelde erken doğuma neden olmaz. Nidikart doğumu ne kadar erteler? Nidikart veya Nidilat bu bir tansiyon ilacıdır. Erken doğumda kullanıyoruz. Erteler yani eğer dozları iyi ayarlanırsa bebeğin küveze girmeyeceğinden artık yavaş yavaş emin olmaya başlar. Her zaman emin olamayız ama artık bebek prematürite sınırını aştığı zaman bırakıyoruz genelde. Bir de tabii ki ciğer geliştirici iğneyi de mutlaka yapıyoruz. 37 artı 5 haftalık hamileyim. Bebeğimin kalbinde ekojenik odak hala geçmedi. Doktor sorun yok dedi. Geçmeyebilir. Ekojenik odak özellikle sol taraftaysa ve tekse doğunca kalbinde sorun olabilir mi diye sormuş. Zannetmiyorum. Yani ekojenik odak bir kalp sorunu değil. Sadece bir noktanın daha parlak gözükmesi. Günde 3 kere demir almak normal midir? Ferritin seviyesi veya demir bağlama kapasitesi, demir seviyesi eğer düşükse tabii ki bazen damardan bile verdiğimiz oluyor. Emzirirken sigara kullanmak bebeği nasıl etkiler? Emzirirken direkt böyle bebek burada ağzınızda sigara. Sigara içmemek lazım. Yani sonuç itibariyle ellerinizdeki nikotin bebeğe geçebilir bebeğin bakımını yaparken. Ondan sonra kanınızdaki nikotin bebeğe geçer. Sinirli olur bebek bir kere her şeyden önce. Prolaktin yüksekliği hamileliği engel mi? Binlerdeydi. Evet, binlerde hamileliği engel olma olasılığı çok yüksek. Prolaktin süt salgılayıcı hormon bazen gebe olunmayan dönemlerde de, emzirme olmayan dönemlerde de adet düzenini bozabiliyor, hamile kalmayı engelleyebiliyor. Metotreksat iğnesi sonrası kaç ay sonra gebelik düşünülebilir? Metotreksat niçin yapıldı? İki nedenle yapıyoruz genelde. Dış gebelik için ve mol gebeliği için. Beta HCG sıfırlandıktan sonra doktor muayenesinde eğer bir sorun kalmamışsa, o kitle de gitmişse o zaman hamile kalabilirsiniz. Onu doktorla beraber karar vermeniz lazım. Aylık hamileyim. 20'lik dişim kırık. Hem ağrıyor hem acıyor. Hem ağrıyor hem de acıyor. Çektirmemde sakınca var mı bebeğe? Yok. Diş tedavisi yapılmak durumunda hamilelikte, tamam mı? 50 gram şeker yükleme sonucu 141 çıktı. Değerlendirir misiniz? 140 ve üzerinde olunca şeker yükleme testi yapmak lazım. Ama 141 çok sınırda bir şey olduğu için şeker yüklemede bir sorun çıkacağını zannetmiyorum.
30 haftalık hamileyim, 2 hafta geriden geliyoruz. Kan akımı için ultrasona girdim, sorun yok. Salı günü sezaryen oluyor. Bir problem yoktur değil mi? 38 haftaya kadar gelmişsiniz. 2 hafta gerilik. Biraz bebek minyon doğar. Onun dışında bir sorun olmaz. Spinal ile epidural farkı nedir? Epiduralde epidural saha dediğimiz bölgeye iğne yapılıyor. Spinalde direkt olarak omurilik sıvısının içine yapılıyor. Spinal sadece sezaryende kullanılıyor. Epidural sezaryende da kullanılabilir ama genelde epidural artı spinal kombine bir şekilde kullanılır. Epidural sadece tek başına ise normal doğumda kullanılıyor. İğnenin girdiği yer, enjeksiyonun yapıldığı yer farklı. Detaylı ultrasonu kaçıncı haftada denersiniz? 19 ila 23. Daha geç veya daha erken de olabilir. Fadime selam. Osmanoğlu'nun biricik bebek hemşiresi. Osmanoğlu Hastanesi'nin. Bebek hemşiresi dediğime bakmayın. Her yere bakıyor. Her şeyden anlıyor. Yedi haftalık hamileyim ama hiç belirtim olmadı. Olmayabilir. Yani illa belirti olacak diye bir şey yok. Belirtilerin birden kaybolması da normal olabilir. Çok belirti olması da her zaman bir garanti değil. Yani belirtilerle hamilelik arasında, hamileliğin sağlığı arasında bir bağlantı her zaman yoktur. Haftam dolunca doğurabilir miyim? Tıbbi endikasyon yoksa 38 artı sıfırdan itibaren. Tıbbi endikasyon varsa daha önce. Günde ne kadar olursa kasılma olursa korkmamız lazım hocam demiş. Braxton Hicks kasılmalarının özelliği şu. Seyrek gelecek, günlük hayatınızı etkilemeyecek. Eğer günlük hayatınızda damgasını vuruyorsa, ağrı oluyorsa o zaman NST'ye gireceksiniz ve belki de alttan muayene olacaksınız. Ama çok sık Braxton Hicks'leri olmasına rağmen hiçbir şekilde erken doğumla karşılaşmayan yüzlerce anne adayı var. Tamam? O yüzden kriter aslında kasılmaların sık olmaması, sizi günlük olarak rahatsız etmemesi. Ama yine de eğer gündeminizde oturmuşsa Braxton Hicks kasılmaları sürekli huylanıyorsanız tabii ki bir NST'ye girmenizde ve muayene olmanızda fayda var. 21 haftalık hamileyim, doktorum suyu fazla dedi. Neden ne olabilir? Gebelik şekeri olabilir. Bir, sindirim sisteminde tıkanıklık olabilir. İki, ama genellikle bunların hiçbiri olmuyor. Ve bebekler sağlıklı bir şekilde dünyaya geliyor. Ne kadar fazla olduğuna bağlı tabii ki. Yani amniyotik fluid index dediğimiz 4 kadran ölçüm 1, 2, 3, 4 toplanması bunların toplanması 20'nin üzerindeyse ve özellikle de 25'in üzerindeyse tabii ki o zaman 30'larda falan da oluyor bazen. O zaman ciddi sorunlar olabilir ama hafif bir artışta genelde bir sorun olmuyor. Dört buçuk haftalık gebeyim progesteron 9,5 çıktı. Takviyeye başladım. Çok düşük mü? Sınırda. 10 hatta 15 olmasını tercih ediyoruz. Ama 9,5'ta tam sınırda çıkmış. Artık izlenecek. On haftalık hamileyim. Yaptırmam gereken tahliller var mıdır? Nedir? Kan sayımı öneriyoruz. TSH öneriyoruz. İdrar tahlili, idrar kültürü öneriyoruz. Toksoplazma, kızamıkçık ve sitomegalovirüs öneriyoruz. VDRL dediğimiz testi öneriyoruz. Hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık şeker ortalamasını öneriyoruz ve anne adayının genel durumuna göre ferritin seviyesi, B12 vitamini, D vitamini seviyesi, bazen folik asit seviyesi ama böyle kolesteroldü, sedimentasyondu, şuydu buydu falan onları atın. Öyle bir şeye gerek yok. Tamam mı? Elenatal 1 kullanıyorum. 7 haftalık hamileyim. Zararlı mı? Elenatal 1 hamilelikte kullanılan bir şey zaten. Normal doğum mu, suda doğum mu önerirsiniz? Suda doğum da zaten normal doğum. Ben suda doğum bilmiyorum yaptırmayı. Önermiyorum da zaten. Niye biz suda yapalım doğumu ya? Balık mıyız biz? Tabii böyle kestirip atmayalım da. Şimdi suda doğum yaptıran bir ekol var. Kendi görüşümü söylüyorum ben. Bu tamamen benim kendi görüşüm. Suda doğumu yani eğer geleneğinizde varsa ülke olarak Rusya'da, Avusturya'da bunların geleneğinde var. Çocuklar bu şeylerle büyüyorlar. Tabii ki öyle oluyor ama hiç böyle suda doğumla hiçbir alakası olmayan bir anne adayını direkt olarak böyle küvetin içine koyup ondan sonra doğurtmak bana
Uygun gelmiyor. Oxapar iğne dozu kiloya göre mi ayarlanır? Yok, genelde biz minimal dozlar kullanıyoruz. Eğer bizim obstetrik yani kadın doğumda kullandığımız dozlar genelde bunlar. Ama bazen damar tıkanıklığı riski olabiliyor, şu olabiliyor, bu olabiliyor. Onlar da çok daha yüksek dozlara çıkılabiliyor. Hamileliğin 5. haftasında rahim uzunluğu 31 mm. Erken doğum olur mu? 31 mm çok iyi. Ortalama 35 çıkıyor ama 25'e kadar normal kabul edilebilir. 15'ten daha aşağısı erken doğum riski taşıyor açıkçası. Ama sizinkisi gayet iyi bence. Beyaz süt gibi akıntı gebelikte normal mi? Evet, vajinal akıntı hamilelikte normal. Süt gibi akıntı, fizyolojik akıntı genelde hormonlara bağlı olarak oluyor. Enfeksiyona bağlı olarak da olabilir ama enfeksiyona bağlı akıntılarla genelde beraberinde kaşıntı olabiliyor. Rengi daha koyu olabiliyor, daha bol olabiliyor. Mukuslu bir akıntı olabiliyor falan filan. Sadece beyaz bir akıntı genelde. Lütfen mesajları açın, mesaj attım. Mesajlara bakmıyorum. Tamam, mesajlara bakmıyorum. Zaten mesaj kutusu kapalı. Yani bazen tahlil falan göndermek için mesaj atılıyor ama ben yani öyle bir zamanım yok maalesef. Videolarımı izleyeceksiniz, canlı yayınlara katılacaksınız. Yani sorulara yanıt verecek herhangi bir zamanım yok benim. Tamam. Folik asit kaç haftaya kadar kullanılmalı? Genelde bütün gebelik boyunca kullanıyoruz. Çünkü o multivitamin olarak verdiğimiz size şeyler var ya, haplar. Onların içinde zaten folik asit de var. Tek başına folik asiti genelde 7. haftaya kadar kullanıyoruz. Sonra multivitamine geçiyoruz. Ben doğum yapalı 7 ay oldu ve 2 aydır adet olmuyorum. Yani baştan olmaya başladınız sonra adet olmuyorsanız muayene olacaksınız. Ama emziriyorsanız ve hiç daha henüz adet olmadıysanız bu genelde normal kabul edilebilir. İlk gebeliğimde bebeğin kalbinde sorun vardı. Tekrar hamileyim aynı şeyleri yaşar mıyım? Ne gibi bir sorun vardı bilemiyorum. Ama ciddi sorunlar genelde tekrarlayıcı olmuyor. Onu söyleyeyim. Bir kereliğe mahsus oluyor. Ama yine de kalp ekosu yaptırmanız lazım bu gebelikte de. Rahim ağzı yaraları nasıl tedavi edilir? Ağırlı bir işlemdir. Rahim ağzı yarası eğer akıntı şikayeti yapmıyorsa, simirde herhangi bir sorun yoksa, HPV testi de normalse tedavi edilmesine gerek olmayabilir. Yapılıyorsa da yakarak veya dondurarak yapılıyor. Veya eğer simirde anormallik varsa bazen daha farklı tedavilerde ameliyat da gerekebiliyor. Tüpler açıkken neden dış gebelik tekrar olur? Şimdi tüplerin belli bir özelliği var. Tüplerin içinde böyle tüycükler var. Şimdi fallop tüpünün karın içine bakan kısmı burası. Ne oluyor? Yumurta hücresini alıyor içeriye. Ondan sonra onu döllenmesi için ortasına getiriyor tüpün. Fallop tüpünün ortasına. Burada vajinadan gelip rahim ağzından rahimden fallop tüpüne gelen spermlerle karşılaşıyor. Burada döllenme gerçekleşiyor. Eğer o içindeki tüycükler normalde bunlar bu yöne doğru çalışıyor. Yani rahim içine doğru çalışıyor bu tüycükler. Eğer bu tüycüklerin hareketi engellenirse döllenmiş olan yumurta hücresi burada gelişmeye devam ediyor ve buna dış gebelik adı veriliyor. Neden bunlar zaten kapalı olsa tüpler tamamen kapalı olsa dış gebelik olmaz. Tüplerde ya kısmi tıkanıklık ya da o tüycüklerin iyi çalışmaması bu basit bir sadece sigara tiryakiline bağlı bile olabiliyor. İleri yaşlarda olabiliyor. Tüp bebekte bazen enteresan bir şekilde rahim içine verilen şey tüpün içine gidebiliyor falan filan. Yani özetle söylemek gerekirse zaten tüplerin açık olduğu durumlarda veya kısmen tıkalı olduğu durumlarda dış gebelik oluyor. Tip 1 diyabetliyim. Şekerim 45-50'ye kadar düşüyor. Bebeğe ciddi zararı var mıdır? Ya 45-50'ye düşüyorsa o zaman insülini ayarlayamıyorsunuz demektir. İnsülini daha iyi bir şekilde ayarlamanız lazım. Yani
Hamilelikte insülin kullanımı daha farklı oluyor. Yani siz mesela tip 1 olduğunuz için, sürekli insülin kullanan bir anne adayı olduğunuz için hamilelikte o dozların değişmesi lazım. Covid geçiren tüm hamileler kan sulandırıcı kullanmalı mı? Bana verilmedi. 2 ay oldum geçireli. Belli olur muydu? 2 ay olduktan sonra artık zaten olmuş bitmiş o olay da. Ya bu kan sulandırıcı, iğne kullanımı, ilaç kullanımı falan hamilelerde verilmiyor işte. Yani verilmiyor. Verildiği de oluyor ama benim geçiren anne adaylarından verilenler oldu. Onlar zaten biz kan sulandırıcı iğneleri kullanmaya alışkın olduğumuz için onu gayet güzel bir şekilde takip ettik ve sorun olmadı. "27 haftalık hamileyim. Sol arterde çentik var ama bebeğimin kilosu iyi. Önde gidiyor. Hatta ilerleyen haftalarda gelişiminde azalma olur mu?" Tek taraflı çentikte sol tarafta genelde bir sorun olmuyor. İki taraflı da bile illaki sorun olacak diye bir şey yok. Takibe devam. "Çok tatlı tüketiyorum. Gebelik şekerim çıkar mı 23. hafta?" Çıkabilir ama çıkmayabilir. Yani çok tatlı tüketmekle gebelik şekeri arasında çok ciddi bir bağlantı yok. Yani gebelik şekeri tanısını koyduğumuz zaman anne adaylarının %50'si diyor ki ya ben hiç şeker tüketmiyorum diyor. Bir de baksanız böyle dal gibi. Bazen de çok, çok aşırı kilolu olanlar sürekli işte şekerli gıdalar tüketenlerde de şeker çıkmıyor. Yani o yüzden zaten biz şey yapıyoruz yani. Gebelik şekeri üzerinde bu kadar duruyoruz. Kimde çıkıp çıkmayacağı belli olmuyor. "12 haftalık hamileyim. Kan sulandırıcı iğne kullanıyorum. Bebeğe zararı olur mu?" Kan sulandırıcı iğne çok sık kullanıyoruz. Geniş bir endikasyon alanı var kan sulandırıcı iğnenin hamilelikte. Tüp bebek tedavisi olsun. Ondan sonra daha önce tekrarlayan düşükler olanlar olsun. Daha önce gebelik zehirlenmesi geçirenler olsun. Şu olsun, bu olsun falan. Nispeten alıştık artık. Bizim kullandığımız standart dozlarda bir sorun olmuyor. Calcimax 1000 miligram Dünya Sağlık Örgütü önermiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani 1 gram kalsiyum nedir ya? 1 gram. Yani 1 gram kalsiyum fazla gibi geldi bana. Yani şimdi tabii ki doktor ciddi anlamda bir kalsiyum düşüklüğü saptamıştır. D vitamini düşüklüğü saptamıştır veya kalsiyum hamilelikte düşük çıkabilir. Bilmiyorum yani kalsiyumu gıdalardan tüketmek daha iyi bence. Ama doktorunuz önerdiğine göre kullanacaksınız. Tamam mı? 32 haftalık ekiz çocuklar yaşar mı? 1800 gram. 32 haftaya kadar getirmişsiniz maşallah. Yaşar da. Şimdi doğurmayın onları. Biraz daha geçsin. 32 hafta daha erken. "Kaç haftadan sonra MR çekilmek normaldir? 28. haftada anormal bir durumdan dolayı çekilmek zorunda kaldığım zararı var mı?" MR'ın içinde röntgen ışını, X ışını yok. MR'ın da hamilelikte geniş bir kullanma endikasyonu oluştu artık günümüzde. Klasik kullanma endikasyonlarına ek olarak, yani işte klasik olarak bel fıtığında kullanılır, ne bileyim ben bir sorunu vardır kullanılır, baş ağrısı vardır kullanılır. Bir de bebeğin mesela çeşitli yapılarını görmek amacıyla da kullandığımız oluyor. Örneğin korpus kallozum dediğimiz yapı. Bunun için görmek zorunda, görebilmek için bunları önceden MR çektirdiğimiz oluyor. Ve bunlar da genelde detaylı ultrason dönemine rastlıyor. Detaylı ultrason döneminde zaten MR'da ışın olmadığı için herhangi bir sorun yok. Kaldı ki yanlışlıkla MR çektirmiş olanlara da biz demiyoruz. Aa işte MR çektirmesin bir sorun olur falan filan diye. Tamam mı? "38 haftalık ölü doğum yaptım. Ne zaman hamile kalırım? Çok geçmiş olsun diyelim. Başınız sağ olsun diyelim. Sağlık açısından tavsiyeniz nedir?" Bir kere ölü doğumun nedenini belirlemek amacıyla. Çoğu zaman nedeni belirlenmez ama çeşitli incelemeler yapılması lazım. Ondan sonra hamile kalabilirsiniz 6 ay sonra falan. "Merhaba hocam. Şipinal sezaryen oldum. 2 ay sonra regl oldum. Ama çok fazla kanama oldu. Normal mi bayağı? Bayağı akışkan." Spinal sezaryenle bir alakası yok onun da. Yani sezaryen olanlar da 2 ay sonra regl olmuşsunuz. Emzirmiyor musunuz da regl oldunuz? Bilmiyorum. Çok fazla kanama olursa doktora gideceksiniz. "Normal doğum istiyorum. Fakat doğumda kakasını yapması ya da kolunun takılmasından korkuyorum." Kolun niye takılsın ya?
Omuzu takılmasından korkuyorsunuz. Ne yapabilirim? Yani bu kadar korkuyorsanız normal doğum yapmayın. Ama yani bunlar ekstrem şeyler. Kakasını yapması falan filan, miyat geçmesinde olabilir, gelişme geriliği olan bebek normal doğum yaparken olabilir. Kaldı ki biz mesela normal doğumda 3-4 santimetre olunca su kesesini açıyoruz. O mekonyum var mı yok mu ona bakıyoruz. Yani bunlar bilmiyorum nereden çıktı, arkadaşınızdan mı duydunuz bilemiyorum ama. Kırmızı size çok yakışıyor. Boğa. Boğa burcu. 36 haftalık hamileyim. Bebek makat gelişi. Döner mi? 37'ye kadar dönebilir. 38'e kadar da döndüğü oluyor ama genelde 38'den sonra pek dönmüyor. Fizik tedavi alınabilir mi? Ne tür bir fizik tedavi? Genelde alınabilir. Fizik tedavide çünkü ışın yok. 11 haftalık düşük yaptım. 29 gün oldu. Yumurtlama var. Adet yok. Yumurtlama olduğunu herhalde yumurtlama testleriyle belirlediniz. Adet yok. Yani yumurtlama hemen olmuşsa bile adetle sonuçlanmayabilir. Çünkü daha yeni olmuş. Hashimoto sendromu gebeliğe etki eder mi? Hashimoto'yu siz bir sendrom olarak değil de bir hipotiroidi olarak görün. Yani Hashimoto demek bir otoimmün bir hastalık. Buna bağlı olarak tiroid antikorları oluşuyor ve bu tiroid antikorları da vücudun kendi, sizin kendi tiroidinize az çalışmasını sağlıyor. Bunu kompanse ettikten sonra TSH'ın normal seviyeye, serbest T4'ü normal seviyeye getirdikten sonra Hashimoto olmamış gibi düşünebilirsiniz. Yapılan çalışmalar diyor ki Hashimoto antikorlarının olması ile olmaması arasında eğer ötiroidi sağlanmışsa, ötiroidi demek tiroid hormonları normale döndürülmüşse gebeliğin seyri açısından önemli bir farklılık yok diyor. Yani Hashimoto değil onu hipotiroidi olarak görün ve tedavinizi alın. İkili testim 1 bölü 339 çıktı. Korkmalı mıyım? Biraz yüksek çıkmış risk ama ense kalınlığı nedir, burun kemiği görülüyor mu falan filan bunlara göre doktorunuzla birlikte şey yapacaksınız. Bu arada şöyle bir geyik oluyor ya işte İkili testte bebek sakat dediler ki öyle bir şey demiyoruz biz. Dörtlü testte bebek sakat dediler fakat normal çıktı. Böyle bir şey yok. İkili testte bebek sakat denmez. Bunlar rakamlar sadece. Yani ikili testin biyokimyasal kısmından bahsediyorum. Dörtlü testin o rakamlarından bahsediyorum. 1 bölü 339 demek aynı gebelik haftasında olan, aynı yaşta olan, aynı kan sonuçlarına sahip olan 339 tane anne adayı düşünün. Bunlardan bir tanesinde Down sendromu var. Öyle düşünün. Ama 338'inde yok. Ne yapmak lazım? Bir ileri incelemeye geçmek lazım. Yani bebekte bir sorun var anlamına gelmiyor bu. Biz öyle bir şey demiyoruz zaten ama genelde öyle şey oluyor. Yani riski yüksek çıkıyor. Biri böyle 50 çıkıyor mesela. Bebek sakat dendi. Ondan sonra bir şey de yaptırmayacağım diyor anne adayı. Sonra da bebek doğuyor normal. Zaten 1 bölü 50 demek 49 tane anne adayı normal demek. Öyle düşünmeyin olayı oldu mu? Polikistik over sendromu var. Hamile kalma şansın nedir? Polikistik over sendromu demek hamile kalamamak değil. Sadece zor hamile kalmak demek çoğunlukla. Tabi derecesine göre değişir. LH, FSH oranına göre değişir. Şişman mısınız, değil misiniz ona göre değişir. Zayıf mısınız değil misiniz ona göre de değişir. Aşırı zayıf olan polikistik overlerde bazen kilolu olan polikistik overlere göre hamilelik daha zor olabiliyor. Ama genel olarak söylemek gerekirse genç anne adayı grubudur genelde polikistik overler. Yumurtlama testinizi yaparsınız. Yumurtlama olduğu zaman beraber olursunuz ve böylece çok ileri incelemelere gerek kalmadan hamile kalırsınız. Eğer hamile kalamazsanız da yaşınız geçmemiş olacağı için büyük ihtimalle yani 40 yaşında bir polikistik overle oluyor mu? Olmuyor genelde bunlar. 25-26 yaşında genç bayanlar. Denersiniz. Olmazsa eğer o zaman ileri inceleme, ileri tedavi yaptırırsınız. Sağ el parmaklarımı hissetmiyorum. Şiş ve uyuşuyor sürekli. İşte bu bilek siniri, medyen sinir, karpal tünelden geçen sıkışıyor ödeme bağlı olarak. Onun için böyle oluyor. Atel kullanmanız lazım. Şu pozisyonda tutmanız lazım. O şekilde etrafta dolaşırsınız işte. Atelle. Polikistik over sendromu var. 6,5 santim. Nasıl gider? O ne ya? Polikistik over sendromunun santimi olmuyor.
Yani yumurtalıkların boyutundan bahsediyorsanız eğer 6,5 santim bayağı ciddi bir boyut demektir ama tek başına bir kist 6,5 santimse polikistik over değil zaten. Bilemedim. 23 aylık oğlum emziriyorum. Korunma amaçlı aylık iğne emzirirken sakıncalı mı? Kullanılabilir. İşte benim en favori sorum geldi. Cinsiyeti tam olarak kaçıncı haftada öğreniriz? Cevaplamıyorum. Çünkü neden? Yanlış çıkıyor. Doğru çıkıyor. Değişiyor yani. Bazen 30. haftada bakıp da yanlış çıkan bile oluyor. Onun genel bir cevabı yok. Ama genelde ben 15. haftadan önce güvenmeyin, balon partileri falan yaptırmayın diye söylüyorum özellikle. 15. haftadan önce bakıldıysa eğer, cinsiyet söylendiyse. Şuraya bak ya. Mesajları açın lütfen. Önemli sorun var. Reçeteme bakmanız gerekiyor. Gerekiyor. Yani hakikaten siz ne düşünüyorsunuz acaba? Ben çok merak ediyorum bazen. Ben bir kadın doğum hekimiyim. Ve iki çocuğun da babasıyım. Ve bir eşim var. Ondan sonra ev işleri yapıyorum, eşime yardımcı oluyorum. YouTube videoları hazırlıyorum sizler için. Tamam. Instagram'a da koyuyorum o videoları. Böyle arada sırada canlı yayın yapıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Yani bunların hepsindeki soruları ben cevaplamaya kalksam. Normal hayatımı sürdürebilir miyim? Hekimlik hayatımı sürdürebilir miyim? Sosyal hayatımı sürdürebilir miyim? O yüzden ben YouTube'da videolarla size ulaşmaya çalışıyorum. Bir de arada sırada Instagram'da böyle canlı yayın yapabiliyorum. Benim elimden gelen bu sevgili anne adayları. Tamam. Ayrıca tahlil göndererek tahlille çözüm aramayın lütfen. Birçok ülkede zaten bu yasak. Yani doktora tahlil göndererek bir çözüme ulaşamazsınız. Çünkü muayene yapılmadan, ultrason yapılmadan hiçbir şekilde doktor yorum yapamaz. Lütfen. Bu konuda biraz daha bilinçli olalım artık. Bakın yani Türkiye gelişiyor. Artık internete giriyoruz hepimiz. Hepimizin evinde akıllı bilgisayarlar var, şunlar var, bunlar var. Rica ediyorum lütfen böyle şeyler yapmayalım. Biraz daha akıllı davranalım. Aklımızı kullanalım. Oldu mu? Gebelikte sadece tansiyon çok sıkıntılı mıdır? Gebelikte sadece tansiyon demek, gebelik zehirlenmesine dönüşebilir demek. Yani beraberinde idrarda protein çıkabilir demek. O yüzden gebelikte tansiyon olanlar tansiyon ilacı kullanacaklar. Bebeğin gelişimini çok iyi bir şekilde takip edecekler. Sadece gebelik tansiyonu bile bazen bebekte gelişme geriliği yapabilir. Gebelik zehirlenmesine dönüşebilir idrarda protein çıkarsa. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Folik asit fazlalığı ne gibi sorun olur? Folik asit fazlalığında genelde değil, sorun olmaz. İdrarla atılır çünkü. Ama bazı vitaminlerin sorunlu olma ihtimali var. Birinci trimesterde A vitamininin fazla alınması bebekte defeklere yol açabilir. D vitamini intoksikasyonu diye bir şey var. D vitamini zararlı olabilir vücuda çok fazla kullanılırsa. Bir de demir abartılı bir şekilde kullanılırsa organlarda birikip organların fonksiyonunu bozabilir. O yüzden leblebi gibi şey yapmamak lazım. Tamam mı? Kilosu yerindeyse 37 artı 3'te sezaryen olunur mu? Yani prensip olarak bebeğin kilosundan bağımsız bir şekilde 38 artı 0'ı bekliyoruz tıbbi bir endikasyon yoksa. NIFT testi için bilgi verir misiniz? NIFT testi nedir? NIPT veya Non-Invasive Prenatal Testing, fetal DNA testi. Anne adayının kanında bebeğe ait hücreleri bularak onların kromozomlarına bakan bir inceleme. Down sendromu konusunda çok duyarlı bir test. O yüzden amniyosenteze yakın bir duyarlılıkta ama yine de tarama testi tabii ki. 10. haftadan sonra baktırılabilir deniyor ama genelde şöyle bir şey var. Bebeğin ense kalınlığı çok yüksekse, başka bir sorun varsa bebekte organ sorunu, o zaman fetal DNA testi kurtarmaz. O yüzden de genel olarak şöyle bir bebeğin ense kalınlığında görülebildiği 11. haftadan sonra fetal DNA testini yaptırmakta fayda var.
Koksiks kemiği kırığı normal doğuma engel mi? Pek değil. Çünkü o kırık olan yerde organize olmuştur o. Zannetmiyorum, yok. Bebeğim 38 haftalık, kilosu 3800 oldu. Normal doğum yapabilir miyim? Bazı doktorlar der ki 4000 gramın üzerinde normal doğum ben yaptırmayı önermiyorum der. Bazıları 3500 diyen bile var. Bazıları 4500 diyor. Artık doktorunuzla konuşacaksınız onu. Adalat kullanıyorum. Bebeğin gelişimini etkiler mi? Erken doğum için mi kullanıyorsunuz? Tansiyon için mi bilmiyorum ama kullanan anne adaylarımız oluyor. Bir sorun da olmuyor. "16 haftalık hamileyim. Bebeğimin hareketini bir gün hissettim, bir gün hissetmedim. Normal mi?" Evet, normal. Çünkü ilk gebeliktir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Daha yeni yeni bebek güçlenmeye başladığı için kemikleri 22. haftadan sonra zaten genelde hissedilmeye başlanır. O yüzden normal. "Hocam panik hastaları, panik atak hastaları ne?" Devamı yok. Normal doğum yapabilir mi? Ben biliyorum o soruyu. Yapabilir ama yani tabii panik atak tutarsa normal doğumda bilemiyorum artık. Onu doktorla, psikiyatristle falan konuşmak lazım. Ferritin 11 olması sıkıntı mı 32. haftada? Ferritin bayağı düşük. Hemoglobin ve hematokrit değerlerine yansımadıysa eğer bir sorun olmaz. Yansıdıysa da bir sorun olmaz. Demir tedavisi almanız lazım. "33 haftalık hamileyim. 5. sezaryen olacak. Kaçıncı haftada sezaryen olurum?" Yani çok fazla gecikmemek lazım. Çünkü 38'i geçtikten sonra artık kendi kendine o rahimin o dikişli yerleri yırtılmaya başlayabilir diye 38'i çok fazla geçmiyoruz. "2 gün sonra tüp bebek transfer oluyorum. Bilgi verir misiniz? Tüp bebek transferi nasıl oluyor? Bir adet embriyo veya iki adet embriyo alınıyor şeyin içinden, o bulunduğu yerin içinden kuluçka makinesi oradan alınıyor. Sonra plastik bir aletle idrar torbanızın dolu olması gerekiyor genelde. Ultrason eşliğinde o plastik kanül rahim içine ettiriliyor. Ondan sonra enjektöre basılıyor böyle o şeyler içeriye veriliyor embriyo veya embriyolar. Sonra da yine tüp bebek doktoru onu enjektörü tekrar geri veriyor bakılsın diye embriyolar gitmiş mi diye. Çünkü bunlar mikroskopik boyutta şeyler. Ondan sonra da heyecanlı bekleyiş başlıyor. Epidural doğum öneriyor musunuz? Vay anasını. 45 dakika önce verdiğiniz cevap vermiştik buna. Dönüyor herhalde böyle geri dönüyor sorular. 15 artı 5 gebeyim. Emziriyorum. Erken doğum riski olur mu? Gebelikte emzirme serbest. HSG film anestezili çektireceğim bir zararı var mıdır anestezili olmasının? Yok. Anestezi maddelerine karşı alerjiydi, şuydu buydu falan. Size kağıt imzalatacaklar. Onun dışında bir risk olacağını zannetmiyorum. Evet. Katılmak isteyen varsa şimdi ekrana alacağım, canlı yayını alacağım. Katılmak isteyen varsa yazsın. 2-3 kişi bitiriyoruz zaten artık. Yoruldum. Bütün sorulara cevap vermem mümkün değil. Bitirelim bari artık ya. Bitirelim mi? Bakalım kimler katılmak istiyor.
Göremedim. Evet, yani. Evet. Katılın bakalım. Evet, neredesiniz? Kapatıyorum. Geceleri uyumadan önce süt içmek bebeğe kilo aldırır mı? Yani aldırabilir. Katılmak istiyor musunuz? Diyorum. Merhaba hocam. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Duyuyor musunuz sesimi? Ben duyuyorum. Ben duyuyorum. Ben tüp bebek yoluyla hamile kaldım. Evet. 36 yaşına gireceğim. Kızım erken doğum yaptım. İkiz gebelik geçirdim. Erken doğum yaptım 28 haftalık. Şimdi 12 sene sonra tekrar tüp bebek denemem oldu. Şu an kaç haftalıktı? 22 haftalık hamileyim. Renkli ultrasonda bebeğin kalbinde beyazlıklar gözüktü ama ben ikili tarama testi çok az bir beyazlık gözüktü. İkili tarama testlerinin hiçbirini yaptırmadım hani gerek Evet. duymadığım için. Bu Down sendromlu olma riski ne kadardır? Yani bir risk var mıdır? Yani çok yüksek değil açıkçası. O kalpteki parlaklık Down sendromu riskini çok fazla artırmıyor. Bence başka bir sorun yoksa eğer detaylı ultrasonografide Down sendromu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tamam, merak Ense etme. kalın şüphe gözükmedi. Yani hiçbir sıkıntı da çıkmadı. Ense Sadece kalınlığı ve burun kemiği daha önemli. evet. Tamam mı? Onlar normalse bence çok fazla korkacak bir şey yok. Oldu mu? Tamam, teşekkür ederim. İyi Tamam. akşamlar. Hadi bakalım. Hayırlı doğumlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Buyurun. Hocam, benim sinir hattında bıçak saplanır gibi böyle bir ağrım var. Bugün Kaç başladı. haftalısınız? 29 haftalığım. Ve bu beni endişelendiriyor açıkçası. Hani bir sancı gibi mi? Bir de çok hafif Yok. bir akıntım oluştu. Akıntı. Hı. Ne renk? Beyaz gibi. Normal günlük Su olan gibi değil, değil mi? akıntılar gibi. Hı. Su gibi değil, değil mi? Yok, su gibi Tamam. değil. Bıçak saplanması tarzındaki ağrılar çok önemli değil. Onlar rahim kasılması değil genelde. Kramp diyelim ona. Bence eczaneden reçetesiz alınabilecek Kramp. günlük kalsiyum ilaçlarını kullanabilirsiniz. Ama onun dışında kramp yani o bıçak tarzı bıçak saplanması tarzındaki ağrıları çok fazla erken doğum şeyi olarak görmüyoruz biz. Ama yine de doktorunuza söylerseniz NST'ye girersiniz ve orada da kasılma olmadığı çıkacaktır büyük ihtimalle. Merak etmeyin Tamam, çok teşekkür yani. ederim hocam. Çok sağ olun. Bir de bir soru daha sormak istiyorum. Tabii ki. Normal doğum sürecinde geçirmek istiyorum. Yani sonucunun o şekilde olmasını istiyorum da bu süreçte biz
gebelik sürecinde neler yapabiliriz? İşte yürüyüşler, bol su tüketimi, vitamin takviyeleri falan onları zaten yapıyoruz ama ekstra olarak hani sizin önerebileceğiniz ya da bu süreçte evet devam edin diyebileceğiniz tavsiyeleriniz var mıdır ya da bunu biz belirleyebiliyor muyuz? Yani tabii siz belirleyeceksiniz. Siz istemezseniz normalde olmaz tabii de genelde olmaz. Yani zorlama diye bir şey olamaz tabii de. Ama tıbbi olarak da düşünmek lazım. Olayı çatı muayenesinde veya başka bir endikasyon varsa eğer günümüzde sezaryen endikasyonları eskisi gibi değil daha geniş. O yüzden de doktorunuzun önerisine çok iyi bir şekilde uymanız lazım. Sizin aldığınız önlemler yeterli bence. Günlük yürüyüşler yapıyor musunuz? Gıdanıza dikkat ediyor musunuz? Şu bu falan filan. O yüzden de büyük ihtimalle normal doğum yaparsınız diye düşünüyorum açıkçası. Çatı muayenesi nasıl yapılıyor hocam? Bana hiç yapılmadı. 29 haftalığım Yani daha hiç. doktor mutlaka yapacak diye düşünüyorum. 37. haftada yapılıyor. Alttan muayene yapılıyor. Çatıda bir darlık var mı yok mu diye. Doktorların %30'u falan yapmıyorlar. Ama %70'i genelde normal doğuma uygun mu diye bu muayeneyi yapıyor 37. hafta civarında. Çok teşekkür Tamam. ediyorum hocam. Çok sağ olun. İyi Rica akşamlar ederim. diliyorum. Hayırlı doğumlar size. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Tamam. Hadi bir kişi daha alalım. Gebelikte DVT geçirmek sezaryen doğumda sıkıntı yaratır mı? Bunu çok iyi bir şekilde ayarlanması lazım. İyi akşamlar Merhaba. hocam. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben ilk gebeliğimde 22 haftalıkken erken doğum yaptım. Suyum geldi. Kesinlikle hiçbir sebep bulunamadı. Hemen kültür alındı. Enfeksiyon testi yapıldı. 8 gün o şekilde bekledim. Bebeğin hiç suyu kalmadı ve kendini yenilemedi. 8. günün sonunda kurtarılamayacağını düşünüp bana normal doğum yaptırdılar. Şu an tekrar hamileyim. 23. haftam bitiyor. Ve şu an korkuyorum sürekli bu haftalarda. Tekrarlama ihtimali nedir? Ya da bu bende hani 8 gün beklemem, servikal yetmezliğin olmadığını gösterir mi? Rahim ağzı uzunluğu kaç çıktı şu anda? 3,7 çıktı hocam en son. Önceki hamilelikte kaç çıktı? Ölçülmemişti. Tamam. Büyük ihtimalle onun da rahim ağzı incelmesi vardı. Ona bağlı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi 37 milimetrenin böyle dünden bugüne açılıp da erken doğumlar sonuçlanacağını hiç düşünmüyorum. Yani bence rahat olabilirsiniz. Progesterona falan verdin mi? Hayır, hiç kullanmadım hamileliğim boyunca. Bu hamileliğimde de ne akıntım, ne ağrım, ne en ufak kanamam hiçbir şeyim olmadı. Tamam yani bazı şeylerin nedeni bilinmiyor. Oluyor geçiyor. İnşallah 37 çok iyi bir rakam. Rahim ağzının altında inşallah hayırlısı da doğum yaparsınız. Hayırlısı da tamam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Sağ ol. Eko niye oluyor öyle ya? Ha? İşte onu diyorum bak sesiniz yankı yapıyor demiş birisi. Ben de onu soruyorum. Eko niye yapıyor diye. Adete 4 gün kala kahverengi akıntının sebebi nedir? Yerleşme kanaması olabilir tabii ki hamile kalmayı düşünüyorsanız ama bazen bir şeyde nedeni de olmayabilir. Yerleşme kanamasının tam zamanı çünkü adet. Peki, görüşmek üzere. Ha, biraz daha varmış dur. Ya şey çok verimsiz oluyor bu canlı yayın bilmem ne falan. Ben buradan hemen 5-6 tane daha soruya cevap vereyim. 32 haftalık hamileyim karnım biraz hızlanalım. 32 haftalık hamileyim karnım haftama göre 2 hafta geride bir sıkıntı olur mu? Artı eksi 2 hafta karnım mı? Ultrason ölçümleri daha önemli. Karnın büyüklüğü değil. Ultrason ölçümleri 2 hafta geride olsa bile bir sorun olmuyor genelde. O yüzden karnın büyüklüğü değil ultrason. Tamam mı? 31 haftalık hamileyim dişim çok ağrıyor ne önerirsiniz? Dişçiye gidin. Yanağım şişmiş dediğine göre demek ki bayağı ödem olmuş, enfeksiyon olmuş. Diş hekimi, dişçi diyorum ya. Cık, ne ayıp. Diş hekimi, dantist ne önerirse onu yaptırın lütfen.
Dişçi demem genelde, diş hekimi arkadaşlardan özür dilerim. Makat gelen bebek 40 haftaya kadar bekleyebilir mi? Şimdi makat bebekte şöyle bir durum var. Onu söyleyeyim ben size. Makat gelişlerde eğer herhangi bir nedenle su gelirse kordon sarkma olasılığı daha fazla oluyor. Yani bu illaki sarkacak diye anlamında değil ama özellikle ikinci ve üçüncü gebelik makat olanlarda bebeğin suyu geldiği zaman kordon birden aşağı iniyor. Kordon sarkması oluyor. Acilen sezaryen gerekebiliyor veya kordonu herhangi bir şekilde içeri ittirmeye çalışmak gerekiyor. O yüzden de 40 haftaya kadar eğer sezaryen olacaksanız zaten 40 haftaya kadar beklemek çok mantıklı değil. Pazartesi sezaryen olurum 38 haftalık oksapar kan sulandırıcı iğne kullanıyorum ama ameliyattan kaç gün önce bırakmalıyım? Bir gün önce bıraksanız yeterli. Kaldı ki bazen acilen sezaryen olmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela diyelim ki 3 gün sonraya planladık ama yarın suyunuz geldi. Bırakmamış oluyorsunuz. Bizim kullandığımız dozlarda genelde bir sorun olmuyor. Televizyon sesini kısmıyorlar diyor. Televizyonda da mı çıkıyor bu yayın ya? Ne bileyim. Yani. 1,5 mm ense kalınlığı normal. Şimdi ense kalınlığının iki tane ölçüm alanı var. 11 ile 14. haftalar arasında bebek yatay dururken profilden ölçülen o şey ense kalınlığı o 2,5 mm kadar normal. Bir de detaylı ultrasonda 16. haftadan itibaren 23. haftaya kadar ulaşan süreçte bebeğin beynine böyle üstten bakarken üstten baktığımız şeyde NT denilen şey, pardon, nukal fold dediğimiz şey. Birisi NT, nukal thickness, bir tanesi nukal fold. Ense pilisi kalınlığı ve ense kalınlığı o 5 milimetreye kadar hatta 6 milimetreye kadar diyen de var ama 5 milimetreyi cutoff olarak kabul edersek 5 milimetreye kadar normal. O yüzden sizinkisi her halükarda normal. 25. haftada plasenta previa dendi. Düzelme olabilir mi? 27. haftaya kadar plasenta yukarıya çıkabilir ama size total demiş. Total dediğine göre biraz zor olabilir çıkması. Ha, eşi yanında ayrı bir telefondan takip ediyor diyor. Tamam. Bunu dikkate alayım ben. Bundan sonra uyaralım. Sperm hareketsizliği düzelir mi? İlaçla. Sperm hareketsizliği tabii varikosele de bağlı olabilir erkekteki ama bağlı da olabilir. Yani onu bir ürologla şey yapmanız lazım, konuşmanız lazım. En güzel sorulardan bir tanesi. Bak bu çok sık karıştırılan bir şey. Mesela deniyor ki 37. haftadayım ama bebek zaten 39 haftalık gösteriyor. Niye o zaman ben 38'i bekliyorum ki sezaryen için falan diyorlar. Bebeğin ileriden gitmesi kilo anlamında, onun daha erken olgunlaştığı anlamına gelmiyor. Büyüme çağında olan insanlar birbirlerinden farklı büyüme fazlarındadır. Mesela diyelim ki işte benim kızım şu anda 5'e gidiyor ama o sınıfındaki kişiler arasında 4. sırada falan boy açısından. Peki onu biz 6'ya veya 7'ye mi alalım? Tabii ki hayır. Büyüme çağında olan bireyler ta rahim içinden itibaren farklı bir şekilde gelişiyorlar. 20. haftadan sonra özellikle. O yüzden de 36. haftada 38 gösteren bir bebek 38 olgunluğunda değildir. Tamam. Canlı yayına mı aldım ben sizi? Kendiniz mi geldiniz ya? Galiba aldınız. Merhabalar. Ben Merhabalar Kerem. kimseyi canlı yayına almadım. Ne haber? İyiyim. Sen Ne yapıyorsun? nasılsın? Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi misin? Her şey Var yolunda. mı bir şey? Hiçbir sıkıntı yok. Ben bir soru sormak istemiştim. O yüzden de Buyurun. sanırım beni geç hamilelikte bulunmak isteyen kadınlar için özellikle 35 yaş sonrasında var mı bir önerin diye sormak istemiştim. Ne kadar güzel bir soru sordun. Şimdi çok ilgilendiren bir soru insanları. Şimdi şöyle, bir kere öncelikle 30 yaşından itibaren genelde yıllık olarak muayenelerde bir antral folikül sayımı yapıyoruz. Yani yumurtalıklara genel olarak bakıyoruz. Yaşına göre yumurta sayısı azalmış mı azalmamış mı diye. Bu işin ultrason yönü. Bir de bu işin tabii ki hormon ölçümü yönü var. Hormon ölçümü de iki türlü yapılabiliyor. Bir üçüncü günü yapılan LH, FSH, TSH, prolaktin ve östradiol diye beşli bir hormon testi var. Bir de herhangi bir zamanda yapılabilen AMH denen bir test var. Antimüllerian hormon. AMH bize yumurtalıklarının yaşına göre ne durumda olduğunu gösteriyor. Ama AMH'a güvenmek yerine bence, yani daha doğrusu güvenmek iki türlü olabilir. AMH düşük çıktı, ben hamile kalamayacağım demek de ayrı bir yönü işin. Veya AMH'im benim oğlana güzel çıktı, demek ki ben hamile kalabiliyorum. 40'a kadar, 45 yaşına kadar bekleyeyim. Onun yerine
günümüzde eğer hakikaten böyle önümüzdeki 2 yıl içinde, 3 yıl içinde falan evlenmeyi düşünmeyen bir anne aday adayı yumurta dondurma yoluna gidebilir. Evet, yumurta dondurma da, evet, tüp bebek aslında, tüp bebeğin yarım kalmış biçimi. Yani şöyle, tüp bebek de sperm'lerle birleştiriliyor, o şekilde rahim içine veriliyor. Bunda yumurta alınıyor, toplanıyor ve donduruluyor direkt olarak. 2 sene boyunca siz onları kullanabiliyorsanız, biliyorsunuz, 2 sene sonunda da 5 seneye kadar uzatabiliyorsunuz. Yani benim önerim, çok gecikecekse eğer ve de ben illaki mutlaka ileride çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsa, yumurta dondurmak en iyi seçeneklerden bir tanesi. Tamam mı? Peki polikist kuverler sendromlarında geç hamileliğin zorluğu ya da olmadığı hakkında bir yorumun olur mu? Son zamanlarda en çok bunu duyuyoruz. Yok, polikistik overle diğerler arasında çok fazla bir fark yok. Polikistik over yaşla birlikte genelde hafifleyen bir şey olmakla beraber, yani polikistik over olunca ayrı bir başlık açıp işte polikistik overse şöyle davranmak demek yerine az önce söylediğim şeylerin aynısı geçer. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet. 34 haftalık hamilelikte de enerji gitmiyormuş. Bebek oynamıyor genelde. Kilo alımı da 2300 gram yeteri kadar kilo almıyor diyor. Sizce ne yapılmalı? 34 haftada 2300 gram çok fena değil. Hedef nedir? 2500 gram 37. haftadan itibaren 2300 gram 2700 gram olur diye düşünüyorum ama haftalık NST'ler ve gerekirse de haftalık renkli kordon damarı dopleri yapılması lazım. Eğer bunlarda kritik bir şey olursa o zaman belki erken doğurmak gerekebilir. Az önce aldım ben son izleyicimizi ama onu ben aslında almayacaktım ama nasıl geldi bilmiyorum. Neden almayacaktım? Çünkü o zaten benim tanıdığım bir anne aday adayı diyeyim. Ama sistem kendisi aldı. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben mi aldım yoksa bilmiyorum. Tüp bebek yapıyor musunuz? Yapmıyoruz. Ben tüp bebek uzmanı değilim. Herkes beni tüp bebek uzmanı zannediyor ya. TSH değerim 6.96 çıktı. Tehlikeli bir durum yaratır mı? Serbest T4 önemli. Bu arada niye almayayım onu da söyleyeyim. Az önce aldığım kişiye. O kişi zaten bana telefonla ulaşabiliyor. Ama sorusu çok güzel bir soruydu. O yüzden iyi oldu aldığımız. Gebeliği geciktirecek olan kişiler ne yapmalının cevabını vermiş olduk bu arada. TSH değerim 6.96 çıktı. Tehlikeli bir durum mudur? Beraberinde serbest T4 bakılacak. Eğer hamileyseniz onu 3.5'un hatta 2.5'un altında çekmek lazım. Birinci trimesterde 2.5'a kadar normal. İkinci ve üçüncü trimesterde 3.5'a kadar normal. Ama serbest T4 de önemli. Kafanın bir hafta önceden gitmesi ciddi bir sorun mu? Hayır. Kafa içinde eğer su birikimi falan gibi bir şey yoksa ki ultrasonda herhangi bir sorun oluşmaz. Ultrasonda kafada su birikimi yoksa. Detaylı ultrasonu 2 boyutlu da radyoloji uzmanının mı yapması daha iyi? Yoksa 4 boyutlu da kadın doğumcunun bakması mı daha iyi? İkisi de uygundur. Yani 2 boyutlu derken 3 boyutlu veya 4 boyutlu olması detaylı ultrasona ekstradan bir şey katmıyor. Ekstradan bir şey katan şey renkli Doppler. O da ultrasonların çoğunda var. Radyoloji ultrasonlarının hepsinde var. Yani radyolog da eğer detaylı ultrason yapmaya alışkınsa yapabilir. AMH 0.06 spontan gebelik oldu. 12 haftalığım kanamam var. AMH düşüğe sebep olur mu? 12. haftadan sonraki düşüklerin sebebi AMH pek değildir. Çok erken dönemde düşüğe veya kimyasal gebeliğe neden olur AMH düşüklüğü. Bebeğin böbreğinde genişlik göründü. 4.8 cinsiyeti erkek. Erkek bebeklerde daha fazla oluyor. Sınır 4. Sizinkisi 4.8 çıkmış. Çok yüksek değil. Takip edilmesi lazım. Beraberinde ekstra başka bir anomali veya başka bir bulgu varsa belki farklı inceleme yapmak gerekebilir.
Evet, görüşmek üzere. Nereden kapatılıyor? Bir türlü onu yapamıyorum. Kapatamıyorum ya. O kadar canlı yayın yaptık, kapatmayı beceremiyoruz daha.